Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şark Türkistan ve dünyadaki bulu vatkan gün tertiptiki haberlerine huzurunla olsunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımızı bulsun. Avrupa parlamentinde Huawei'nin 5G toru arkalık casusluk kılgallığa ayıplendi. Germaniya parlament azası Markus Buchit 5. May Avrupa İttifakı Komitesi'nde Avrupa İttifakı devletlerinin Huawei'nin 5G torunu işiltişki çak koyup Xitay'nın casusluk hareketinin aldığını ilişki gerektiğini bildirgen. Sputnik haber agentliğinin bu vaqtdagi haberde bildirilishicha Markus Buchit Avrupa İttifakı'daki bir kısım devletlerinin Huawei'den ensirmeyi vatkallıqını başka devletlerinin bolsa Huawei'nin casusluk hareketinin aldığını ilişki üçün bazardaki rakipleri bilen rekabetleşişki yol koymaydıqallıqını bildirgen. O yana Avrupa İttifakı Komitesi'ne Huawei'nin 5G teknikisini kubul kılışını red kılgan Avrupa devletlerine Xitay'nın cezasının kandak koğdaşını oylaşkallıqı hakkıda sual koygan. Amerika Huawei'ni Xitay herbi ve akbarat organları bilen hemkarlaşıp abuntlarını nazarat kılışı mümkünlükü hakkıda bazı devletlerini izgil agahlandırgan ve bazı devletlerine Huawei'nin ul esleha ve üskünlerini işletmesindeki kayıl kılgan. Bundan ilgiriki haberlerde aşkarlanışça Huawei aynı vaqtdagi Gollandiya başministerini öz ichiga olgan Gollandiya xan jamiyati telegraf köçme toridagi barlıq abonentlarning telefonini iz qoglab tekshirgan. Shvetsiya hukumatı Xitayning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb tunishga chaqirildi. Shvetsiya televiziyasi 4-chi kanalining 5-chi maydagi xabarda bildirilishicha Shvetsiyadagi nufuzli qonunshunos Parol Sharma Shvetsiya hukumatini Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga chaqiriq qilgan. Xabarda qayd qilinishicha qonunshunos Parol Sharma Shvetsiya televiziyasi 4-chi kanali muxbirining ziyoratini qabul qilib, Shvetsiya hukumatini Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga chaqirgan. Undan boshqa yana Shvetsiyadagi o'qituvchi partiyalarga bu to'g'riliq takliflarini sunğan. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi bu vaqtdagi faoliyatlarini izchil kuchaytirib kelgan bo'lib, Shvetsiya hukumatining Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb tunishini talab qilgan. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi Shvetsiya parlamenti oldidagi namoyishni uzun muddatlik davomlashtirish bilan bir vaqtda har qaysi partiyalarning parlament a'zolari bilan ayrim ko'rishib, Uyg'urlarning navbatdagi ahvolini tanishtirgan. Shundaqla parlamentdagi barliq partiyalarning parlament a'zolarini Tashqi ishlar ministerligini Xitayning Sharq Turkistondagi jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga chaqirgan. Yetti davlat guruhi Xitayni Sharq Turkiston xalqining insoniy huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha yetti davlat guruhi tashqi ishlar ministerlari yangi xitobnomasida Xitayni Hong Kong va Sharq Turkiston xalqining kishilik huquqiga hurmat qilishga chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha 7 davlat guruhining tashqi ishlar ministrlari chorshanba kuni Londonda birlashma xitobnoma e'lon qilgan. Xitobnomada Xitoy, Rossiya va Iran qattiq tanqid qilingan bo'lib, Xitoy Hong Kong va Sharq Turkiston xalqining kishilik huquq va tub erkinligiga hurmat qilishga chaqirilgan. Bulardan sirt 7 davlat guruhi hamkorlikni kuchaytirib, Xitoyning majburlash xarakterlik iqtisodiy siyosatini cheklashni qaror qilganligini e'lon qilgan. Bildirilishicha mazkur yig'inda e'lon qilingan 12400 so'zlik xitobnomada Xitoydagi bo'libmi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarga ijro qilinayotgan kishilik huquq tafsandikligi va diniy cheklimlarga bo'lgan kuchlik andishi o'tirg'i qo'yilgan. Shunaqla Xitoyning Hong Kongning demokratik saylam sistemasiga buzg'unchilik qilganligi ayiblangan. Xitobnomada yana Rossiyaning harbiy qismlarini Ukraina chegarasiga o'rinlashtirishni kuchaytirib, Qrimni qonunsiz qo'shib olganligi ayiblangan. Iran masalasida Amerikaning sobiq prezidenti Trump tarafidan bekor qilingan 2015 yillik yadro kelishimini asliga keltirish haqidagi muzokaralar qarshi olingan. Bunundan sirt Tayvanning Dunyo sahiya tashkiloti munbiri va Dunyo sahiya tashkiloti yig'iniga qatnashishini qo'llaydiganligi o'tirg'i qo'yilgan. Xitobnomada yana Tayvan va davlat hal qilgan masalalar haqida biz jiddiylikni keltirib chiqaradigan va rayonni qalaymaqonlashtiradigan har qanday bir taraflama harakatga qat'iy qarshi turamiz deganlar ta'kidlanib Xitoyga ogohlantirish signali berilgan. Analizchilar ko'plagan davlatlarning Xitoyga bo'lgan noroziligining kuchayotganligini bildirishdi. Amerika ovozi bugun Yevropaning Xitoydan kutganlarining yo'q chiqishi sarlavhalik maqola e'lon qilgan bo'lib,
Maqalada Xitoyning xalqaroliq tartib nizomlariga buzg'unchilik qilish qilmishlarining texamo ko'pligan davlatlarning noroziligini qo'zg'avotganligi ko'rsatib o'tilgan. Maqalada qayd qilinishicha, Yevropa davlatlari Xitoyning Hong Kong va Sharq Turkistondagi qilmishlari sababli Xitoyga bo'lgan muomilasini o'zgartirayotgan bo'lib, Yevropa ittifoqining sodiqi mas'ul amaldorlari bir qancha kun ilgari o'zlarining Xitoy-Yevropa mablag' selish kelishimini tasdiqlashni to'xtatganligini jakarlagan. Yetti davlat guruhining tashqi ishlar ministrlari chorshanba kuni Londonda e'lon qilgan bayonotida Xitoyni kishilik huquq va tub erkinlikka hurmat qilishga, bo'libmi Sharq Turkiston xalqiga va Tibet xalqiga ijro qilayotgan kishilik huquqi daxli taruz qilish va dafsanda qilish qilmishni to'xtatishga chaqirgan. Shundaqla Xitoyning majburlash xarakterlik iqtisod siyosatini ayiblagan. Seshanba kuni Hindiston 5G siniqiga qatnashgan to'r uskunlari bilan ta'minlovchilarning tizimligini e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning Huawei va Zhongsheng shirkati bu tizimlikda o'rin berilmagan. Oldingi kuni Avstraliya Xitoy shirkatiga Darwin portini davomli ijaraga berish bermaslik masalasini tekshirishga boshlagan. Tahlilchilar Yevropa davlatlarining endi Xitoyga bo'lgan soddi qarashini o'zgartganligini, bo'libmi Xitoyning qoidalarini asos qilgan xalqaro tartibga bo'lgan tahdidini asta-asta his qilishga boshlaganligini, Yevropaga nisbatan qoidalarini asos qilgan xalqaro tartibning Yevropaning gullanishi va bexatarligiga kafolatlik qiladigan qural ekanligini bildirishgan. Bloomberg agentligi ismini oshkorlashni xohlamagan yig'iniga qatnashgan amaldorning so'zini naql keltirib xabar qilishicha, seshanba kuni 7 davlat guruhi amaldorlari 90 minut atrofida Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo plani va boshqa iqtisodiy vositalarini ishlatib, boshqa davlatlarni qanday qilib Xitoy tarafda turishga majburlaganligi haqida to'xtalgan. Ma'lum bo'lishicha, 7 davlat tashqi ishlar ministrining bu uchrashishi Germaniya, Italiya va Fransiya qatorliq davlatlarning Xitoyga qaratgan siyosati tadrijiy keskinlashib, Amerikaning Xitoyga tutgan maydoniga yaqinlashayotgan paytga to'g'ri kelgan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken yaqinda taratqularning ziyoratini qabul qilib, Xitoy ichki jihati borgan siri bostirishga va tashqi jihati texamo tajovuzchilikka yuzlandi. Amerika cho'qim tartibni asos qilib xalqaro qoidalarni qo'g'dishi kerak degan. Bu yil 2 oyda Italiyaning yangi hukumatı hokimiyat peshiga chiqqan degan Xitoyga qaratgan siyosati borgan siri keskinlashgan bo'lib, Italiya hukumatı 4 oyda Xitoyning Italiya yerim o'tkazgich shirkatini sotib olishni cheklagan. Undan boshqa Italiya yerim o'tkazgich mashina va po'lat temir sanoatidimi Xitoyning sotib olib kontrol qilish qilmishiga qarshi cheklama qo'ygan. Yaqinqi mazgillarda Xitoy bilan Fransiyaning munosabati jiddiylashgan bo'lib, bu yil mart oyida Xitoyning Fransiyada turishliq bosh elchixonasi Fransiya tadqiqotchisini Xitoyning Tayvanga qaratgan siyosatini tanqid qilganligi uchun lukchak deb haqorat qilgan. Xitoyning bu qilmishi xalqaro jamiyatning kuchlik tanqidiga uchirgan bo'lib, Xitoyning Fransiyada turishliq bosh elchisi Lu Shaye tashqi ishlar ministrligiga chaqirilgan. Fransiya harbiy akademiyasi strategik tadqiqot o'rnining oliy tadqiqotchisi Nikolas Rigavut chorshanba kuni bir suhbat yig'inida qilgan so'zida Xitoy tahdidining faqat Osiyo tinch okean rayonigina emas, balki Yevropa qit'asiga ham tarqalganligini, Yevropa davlatlarining qoida asosidagi xalqaro tartibni saqlashda Biden hukumatı bilan o'xshash nishonga ega ekanligini bildirgan. Uning bildirishicha Fransiya, Germaniya qatorliq Yevropadagi kuchli davlatlar Xitoyning Yevropa qit'asidagi harakatidan ansirgandan sirt, Xitoyning Sharqi dengiz va Janubiy dengizdagi talash tartishni tinch yo'l bilan hal qilishga qo'shilmaslik, kelishimga hurmat qilmaslik va erkin yo'l boshlash prinsipiga xiloflik qilish qatorliq qilmishlardan andish qilayotgan bo'lib, bu harakatlar Yevropa ellarining Osiyo tinch okean rayonidagi manfaatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan. Maqolada yana Xitoyning G'arbiy Yevropa davlatlari bilan bo'lgan munosabatining yiriklashib qolmay, yana o'tira Sharqiy Yevropa davlatlaridagi tirishchanligining suvga chilashganligi qayd qilingan. Chet el qismlarining Afg'onistondan chekinishi bir qism afg'onistonliklarning andisini qo'zg'amoqda. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, chet el askarlarining chekinishiga agishib, bir qism Afg'oniston xalqining Talibanning qaytidan bosh ko'tarishiga bo'lgan andisi kuchaygan. Oldingi oyning oxirida Biden hukumatı 11 sentabrdan burun Afg'onistondan barliq askarlarini chekindirganligini jakarlagan. Bildirilishicha, Amerika va uning ittifoqdoshlari rasmiy holda Afg'onistondan askar chekindirish bilan bir vaqtda Afg'oniston askarlariga bexatarlik qo'g'dash ishlarini topshirishga boshlagan. Xalqaro jamiyatmo chet el kuchlari chekingandan keyin Afg'oniston bilan bo'lgan aloqani davomlashtirishdagi haqida va'da bergan. Ma'lum bo'lishicha, Talibanlar o'tgan bir yilda Afg'oniston hukumatı va bexatarlik qismlariga qaratgan hujumlarini ko'paytgan bo'lib, Talibanlar bilan Afg'oniston hukumatı o'rtasidagi tinchlik suhbati to'xtab qolgan. Ammo Amerikaning yuqori darajalik amaldorlarini o'z ichiga olgan nurg'un kishilar askar chekindirilgandan keyin urushning kuchayib,
şəhərlərinin asanlı talibanlarının quluğu çüşüb getişidən ənsirəydikən. Afganistanlıqlar vəziyyətinin 90-cı illərgə qayıtışidən, içki uruşunun qayıtı partilişidən ənsirəydikən. Qırğızistan prezidentlik tüzümge rəsmi qədəm qoydu. Qırğızistan prezidenti Sadir Japarov parlamentlik tüzümdən prezidentlik tüzümge ötüşünü məzmin qılğan yeni asasi qanunu imzaladı. Qırğızistan prezidentlik məhkəməsi mətbuat işləri işxanası bayanat elan qılıb, prezident Sadir Japarovnun 11 apreldeki umumi xalq belə taşlaş fəaliyyəti arqılı qəbul qılınğan yeni asasi qanunun icra qılınışını məzmin qılğan qanunu icraiyyə, ədliyyə və qanun çıxırış orqanlarının vəkilləri iştirak qılğan bir mürasimdə imzalığanlığını uxturdu. Yeni asasi qanunun icra qılınışı başlanışı bilən Qırğızistan 2011 yıldan buyan yolu qoyulub kilovatqan parlamentlik tüzümdən vaz keçib, prezidentlik tüzümge ötdi. Mezkur sistemada ministerler devletinin yukarı derecelik emeldarları ve valiler prezident tarafından tayinlendi. Devlet yana tavsiye karakterli kararlarını çıkardığan halk kurultayı namlık yeni bir organ tesis kılındı. Kırgızistan halkının 79.18% umumi halk bilet taşlaş faaliyeti de devletinin prezidentlik tüzümüne ötüşünü kollaydıganlığını bildirgen idi. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılar 26 000'a düştü. 5 May Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 26.476'a düşkenlikini ilan kıldı. Ministerin malumatına asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deyip güman kılınan 229 000 kişi tekşürülüşü arqılıq yeniden 26.476 kişinin yuqumlanğanlığı eniklanğan. Növete 2.414 kişi doktorxanda bulup, bir gün içi diyene 356 kişi kaza kılıp, 35.464 kişinin salametliğe eslige gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışkı başlığandan beri salametliğe eslige gelgenler cemi 4.589.000'a, kaza kılgallar 41.883'ke, kesili iğir bimarlar 3.418'ge yetgen. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşkücü eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.